Arkadaşlar herkese selamlar. Saygılar Kangal Samsun kanal olarak bir videoda tekrar birlikteyiz. Bundan sonra sadece çiftlikteki köpeklerle videolarımız değil, verdiğimiz yakın çevremizde olan, yakınlarımızda olan bütün köpeklerin, en üst seviye köpeklerin videolarıyla, çekimleriyle birlikte olacağız. Paylaşımlara devam edeceğiz. Korona süreci her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah bu beladan ülke olarak, dünya olarak kurtaracağız. Kesinlikle hemen sosyal mesafeye dikkat sonuna kadar etmek zorundayız. Bu çok önemli. Elimizden geldiği kadar kalabalıklardan uzak duralım. Giriyorsak da maskesiz, eldivensiz hiç o kalabalık ortamlarda bulunmayalım arkadaşlar. Bugün size gene dayı soyundan bir çift yavruyu göstereceğim. 5-5,5 aylık yavrular. Tam dayı soyları. Burada çok değerli benim öğrencilerim bunları bakıyor, ilgileniyor. Onları size şu anda paylaşacağım. Gel. Bunlar 5 aylık olmadı bile o. Tam dur bakayım. 5 aylık diyelim. Yani tam 5 aylık tarihi. Nasıl? Ocak 18. 18 Ocak. O aralarda şey vardı herhalde. 18 Şubat, 18 Mart, 18 Nisan, 18 Mayıs. 4. 4,5 5 aya giriyorlar aynı. Gel. Bizi tanımıyorlar hiç. Evet, arkadaşlar. Şükür. Yani gözü olan insanlar anlar bu yavrunun nasıl olacağını, nasıl ileride nasıl şekle gireceğini herkes anlar. İyi görebilenler anlar. Ama çok güzel yavrular. Orantıları çok müthiş. Basalları çok müthiş. Kuyruk da aynı. Kuyruk da çok güzel. Çok güzel sarıyorlar. Bakayım. Dişler çok güzel. Oturma. Yeni patlamış dişleri. Tipik. Çok baskın olmayan bir maske var. Ben size devamlı yıllardan beri bahsediyorum. Bundan 10 sene, 15 sene önce de. Baskın olmayan maskeleri daha çok tutuyorum. Yani tam siyah değil, hafiften siyahtan gidiyor. Yani insanlar kangal anlatıyor ya. Tüyü şöyle, ağzı böyle, burnu böyle. Çoğu çoban köpeklerinde olan standartları anlatıyoruz. Yani iyi çoban köpeğinde zaten iyi bir post olur. İyi bir cıbıl olmaz, tüysüz olmaz. Çift kat tüy olayı derken şöyle, altta kalan tüyler biraz daha incedir, üsttekiler biraz daha kalındır. Çift kat tüy ondan denir. İyi çoban köpeği hepsinde vardır. Ağız yapısı sarkık olmaz. Hepsinde vardır. Yani orantılı bir fiziğe sahiptir. Kuyruk, basallar. Kangal'ın tarifini verirken yani birebir iyi bir çoban köpeğinin tarifini veriyoruz. Bunu unutmamak gerekir. İçin size işte 18 Ocak doğumlu değil mi? 18 Ocak doğumlu yavruları sizle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu dişi hocam. Bu dişisi ya, erkeğe gideceğiz. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Üçe biraz daha ürkek. Evet. Şu basın şeyi göster. Size. Gel. Olması gereken kangal köpeği. Yani kitaplarda literatürde anlatılması gereken köpek. Gel. Hadi gel çıkalım. Hop benim ölümü gel. Gel. Bu da erke. Burada baygın bak. Basallara baksana hocam. Çok güzel. Ya şu kosta kısmı ben zaten bu iyi köpek. Buna hastayım. Şu açıklığa hastayım. Yani. Kilosunu da söyleyeyim hemen size. 25 üstü. 25 üstü. Çok güzel. Maşallah, nazar değmesin.
yavrular. Çok müthiş yavrular. Ben devamlı diyor, ben yani bu benim kişisel şeyim. Kuyruğu kökeni, kökü ince köpekten, bakın bu kalınlığa bak bari. Daha yenik bu. Kuyruğu çok ince köpekten, cıbır tüpükten, tüyü çok cıbır, cıbır tüpük köpekten devamlı biraz geri durun dedim yıllarca. Aynı düşünce devam ediyor. 15 yıl geçti. Aynı düşünce devam ediyor arkadaşlar. İşler müthiş. Çok güzel olacak. Şimdilik bu kadar. Herkese selamlar, saygılar. Her şey yerli çoban köpekleri, her şey akbaşlar, her şey kangallar, her şeyler Karadeniz dağ köpekleri diyerek, için diyerek uzun bir süreden beri çevremizdeki videolar, çevremizdeki çekimlere ara vermiştik. Ama bundan sonra devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.